Meclis başkanı olmak üzere ama başkanı ama vekili saygısızlık yapıldığı takdirde buna asla ve asla müsaade edilmeyecektir. Aynı şey kişilerin birbirlerine dair de saygısızlık yaptıklarında müsaade edilmemesine burada özen gösterilecektir. Meclis başkanının ya da başkan vekillerinin burada bulunmasının temel gayesi budur. O bakımdan ben buraya geldiğim andan itibaren Türkiye'nin şu andaki acı gündemine rağmen bana sataşmayla karşılama gereksizliğini gösteren ve hala meclis sıralarından bu tercihi kullanma çabası içerisinde olan sizleri düşünmeye ve itinalı davranmaya davet ediyorum. Bu konuda da kendi gruplarında bu tür davranışları yapanlara grup başkan vekillerinin müdahale etmesini özellikle istirham ediyorum. Ben sunumuma geçiyorum. Meclisimizin sunumuna geçiyorum. Evet. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Toplantımızı izleyen sevgili İstanbullular. Arkadaşlar. Yürütüyoruz Tevfik Bey. Gereksizlikle mi anlamadım? Hayır, gereksiz müdahale dedim, siz duymadınız herhalde. Yanlış duydunuz Tevfik Bey. Gereksiz müdahale dedim. Açın Tevfik Bey'in mikrofonunu. Bakın, siz burada bu meclisin en büyük grubunu gereksizlikle itham ettiniz. Tevfik Bey, hala unutmayın. Yanlış bir şey söylüyorsunuz. Şunu bakın, unutmayın. Gereksiz ifadeler sizi, dedim bakın. Sizi seçen İstanbul halkı buradakileri de seçmiştir. Ama bakın. Önce bu meclis üyelerine saygılı olmanız gerekir. Tevfik Bey. Bakın yalan söylüyorsunuz, yalan. Bakın gereksizlikle. Gereksizlikle Tevfik Bey, müsaade edin bakın. Müsaade edin. Gereksiz değil. Gereksiz ifadeler kullanıldı dedim. Benim buraya geldiğimde peki, sataşmayla dedim. Grup sözcümüz el kaldırdı. Cevap vermek üzere. Hiç görmeden direkt kürsüye çıkıyorsunuz. Gündem başladı. Kusura bakmayın. Tevfik Bey, gündem Sayın Başkan, başladı. Gündem evet, başladıysa buyurun, lütfen. Buradaki her bir meclis üyesinin söz hakkı vardır. Sırası gelince de olacak. Bu tavrınızı doğru bulmuyoruz. Tamam, lütfen sadece buyurun. Sadece ve sadece İstanbul için önemli bir konuşma, önemli bir görüşme olduğu için sadece sessiz dinleyeceğiz ama gerekli cevabı az sonra vereceğim. Tabii ki. Tevfik Bey, lütfen buyurun. Ama Tevfik Bey, şunu söyleyeyim. Ben buradaki hiçbir gruba gereksiz demedim. Ama Tevfik Bey, bir müsaade et. Tutanağa bakarsın. Bu senin kaçıncı yanılman Allah aşkına ya? Bak, kaçıncı yanılman? Diyorum ki, bakın, gereksiz ifade dedim. Gereksiz ifade. Belki sen duymadın, sağından solundan sana yanlış cümleler ifade edilmiş olabilir. Gereksiz ifade. Ve hala gereksiz ifadeler kullanmaya devam ediyor. Sessizlik içerisinde, bakın tekrar söyleyeyim. Hala gereksiz ifadeler kullanılmaya devam ediyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik ekonomik gündeminin konuşulduğu günlerde, Türkiye'nin en önemli kamu kurumunun ekonomi bütçesinin konuşulacağı ortama yakışır bir şekilde bütçeyi hep beraber dinleyelim ve tartışalım. Olur mu? Lütfen. Evet, şimdi değerli meclis üyesi arkadaşlarım,
ve bizi takip eden lütfen herkes, lütfen değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli toplantımızı izleyen sevgili İstanbullular, değerli basın mensupları, bizi takip eden vatandaşlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesini, performans programını, yatırım ve hizmet programını hep birlikte tartışacağımız, paylaşacağımız, konuşacağımız bu toplantımıza hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi gündemimizin bir maddesi ama aslında hem ülkemizin hem milletimizin en titiz bir şekilde dinlemesi ve değerlendirmesi gereken bir husus. Çünkü kamuya ait her kuruşu vatandaşa ait olan bir süreci burada paylaşacağız. Dolayısıyla burada konuşulanları bütün vatandaşlarımızın her fikri en can kulağıyla dinlemesini, anlamasını ve ona göre takdirini ortaya koymasını diliyorum.